Kanal Urfa ekranlarından herkese hayırlı akşamlar. İslam ve Hayat programıyla karşınızdayız kıymetli izleyenler. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerden gelen soruları emekli vaiz Ahmet Sarıoğlu hocam yanıtlayacaklar. Bu hafta da sizlerle buluşmak nasip kısmet oldu ve bizler Kanal Urfa ekranlarında saat 17 itibariyle İslam ve Hayat programında karşınızdayız. Sizler bizlere mesajlarınızı yani sorularınızı ulaştırmak için telefon numaralarımızı iletelim. 0414 247 36 36 0414 247 53 53 numaralı telefonlardan merak ettiğiniz soruları bizlere ulaştırabileceksiniz efendim. Ayrıca mesaj yoluyla da bize ulaşabileceksiniz. Bunun için yapmanız gerekense büyük harflerle Urfa yazıp bir boşluk bıraktıktan hemen sonra mesajınızı yani sorunuzu yazarak 3969'a göndermek olacaktır. İkinci bir seçeneğinizde bu yöntem olabilir diyelim. Hocam bir programda daha birlikteyiz. Şükür kavuşturana diyelim. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? İyisiniz İyi hocam akşamlar, inşallah. Bütün izleyicilerine hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum. Çünkü günlerin uzamasından dolayı henüz akşam olmadı. Evet. Henüz gün devam ediyor. Cenab-ı Hak hayırlı günler ve aynı zamanda da hayırlı akşamlar ihsan eylesin. Elhamdülillah. Kim ne yaparsa hesaba tabi. İyilik yapanlar da hesabını görecek, karşılığını bulacak. Kötülük yapanlar da karşılığını bulacak. Ve bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir yer değil. Hiçbir şey sonsuz değil. Evet. Hiçbir efendim varlık, Cenab-ı Hakk'ın dışında hiçbir varlığın devamı söz konusu değil. İnsanlar dünyaya misafir olarak gönderiliyor. Görevli olarak gönderiliyor. Memur olarak gönderiliyor. Ve muhterem izleyiciler, bunu bilin ki ölüm aniden gelir. Hiç hesaba katılmadığı bir anda el-mevtu ye'ti bağteten vel-kabru sandukul amel. Ölüm aniden gelir. Kabir de amel defteridir. Amelin sandığıdır. Amelin açılacağı bir yerdir aziz izleyicilerim. Dünyaya aldanmayalım. Maddeye aldanmayalım. Maddi menfaatlar bizi Allah'tan uzaklaştırmasın. Rabb-i Rahim'in rızasından uzaklaştırmasın. Dünya malı dünyada kalacak. Hiçbir insan dünyada kazandıklarını maddi olarak ahirete götürme şansı yok. Eğer kazandıklarını helalinden kazanmışsa ve de Allah'ın rızası doğrultusunda harcamışsa ona ne mutlu. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem helal kazanç temin eden ve niyeti aile fertlerini geçindirmek, başkalarına el açmamak, böbürlenmemek, çalım satmamak, fakire, yoksula, muhtaca yardım elini uzatmak maksadıyla kim dünya malını kazanırsa ahiret günü mahşer yerine geldiği zaman 14. gecede doğan ay kadar aydın olacak. Allah bizi onlardan etsin inşallah. Kim dünya malını helalinden kazanıyor ama niyeti ona buna çalım satmak, ona buna dünyada yarış yapmak, efendim benim demek ve bu şekilde dünya malını kazanırsa kıyamet gününde huzurullah'a geldiği zaman Cenab-ı Hak ona iltifat etmeyecek, ona bakmayacak, onun rızasını kazanmamış olacak aziz izleyiciler. Onun için dünyaya aldanmayalım, dünya malına aldanmayalım. Menfaatlar bizi Allah'ın rızasından uzaklaştırmasın. Hiç kimse ama hiç kimse kendi varlığına, vücuduna, sıhhatına, gençliğine,
kuvvetine güvenmesin. Bir saat sonra insanın başına neler gelebileceğinden insanın haberi yok. Beklenmedik bir anda Hazreti Azrail aleyhisselam kapımızı çalabilir. Çaldığında iyi bir amel üzere değil isek, günahlarla iç içe isek, Allah korusun felakete uğramış oluruz. Ebedi hayatı kaybetmiş oluruz. Rıza ilahi kaybetmiş oluruz. Dünya gidiyor, insan da beraber gidiyor. İnsan da dünyaya yolcu olarak geliyor. İşte insanın üzerinde ihtiyarlık şafağı atmış. Saçların bir bölümü beyaza bürünmüş. Siyah olanlar da hızlı bir şekilde beyazlanmaya adım atıyor. Yol alıyor. Hiç kimse demesin ben gencim, ben sıhhatlıyım, ben sağlamım, ben varlıklıyım. Bunlar hepsi geride kalacak ve kendisiyle ameli baş başa kalacak muhterem izleyiciler. Cenab-ı Rabbül Alemin bizleri aldananlardan, kaybedenlerden, ahirette pişman olacak olan insanlardan eylemesin. İnşallahü Teala. Evet, ağzınıza sağlık hocam. Geçen haftadan kalan sorularımız var. Dilerseniz onlarla devam edelim. İzleyicilerimizden bir tanesi bize şöyle yazmıştı. Hocam, ben kapalıyım ama Allah'ın emrettiği şekilde tam tesettürlü değilim. Ve tam tesettüre girmek istiyorum. Yani tam olarak Allah'ın emrettiği gibi kapanmak istiyorum. Ama annem karşı çıkıyor. Ne yapmalıyım? Anne, evladının dünyasını, hatta menfaatını, dünya menfaatını düşünüyor. Ahiret menfaatını, ebedi hayat menfaatını burada düşünmemiş oluyor. Anneler zaten evlatlarını baştan çıkarıyor bazen. Açıl kızım, saçıl kızım, kısmet gökten zembille inmez diyor. Bazı anneler çocuklarını yoldan çıkarıyorlar. Halbuki örtünmek insanın iradesiyle değil, keyfine göre değil, istersem yaparım, istesem yapmam anlayışı yok. Allah emretmiş. Bir insan Müslümansa, bir Müslüman, bir insan Allah'a ve ahiret gününe, iman esaslarına inanıyorsa, kadın olarak örtünmesi vaciptir, farzdır, olmazsa olmazlardandır. Dün bir yerde okudum, muhterem Müslümanlar, bir adam bir cenazeyi morgdan çıkarıyor. Morgdan çıkarıp yıkanmak safhasına geldiği zaman, bu tabii ki kadın, bütün vücudu kapkara, kömür gibi olduğunu fark ediyorlar. Kocasına soruyorlar, bu eşin nasıldı? Adamcağız diyor ki, vallahi benim eşim başı açıktı, başını örtmüyordu. Çok ısrarıma rağmen, ricama rağmen, eğer ben başörtüsüyle cennete gideceksem gitmeyeyim. Eğer ben başörtüsü ile cennete gitmem gerekiyorsa ben onu istemiyorum. Bakın, bir kelime insanı dinden çıkarır. Bir kelime insanı murtedd eder. Bir kelime insanı cehenneme mahkum eder. Muhterem izleyiciler, hayat gitti. Peki o ne kazandı? Başını açmakla, başını örtmek istememekle bu kadıncağız ne kazandı? Dünya da gitti, ahiret de gitti. Allah dünyada ibret-i alem etti. Dünyada vücudu kapkara oldu. Simsiyah oldu. Ey insanlar, ibret alın bundan. Bu başını örtmemekle kalmıyor. Eğer ben başörtüsüyle Müslüman olacağımsa buna gerek yok diyor. Allah Allah.
Allah Allah. İşte zâlike Rabbul Alemin. Rabbul Alemin'in kuvvet, kudreti sonsuzdur. Allah isterse insanı dünyada da ibret haline getirir. İnsanı perişan eder. İnsanı zir-i zeber eder. İnsanın altını üstüne getirir. Muhterem izleyiciler, dünya daimi ve baki değil. İnsan da dünyada baki kalmayacak. Nice insanlar gencecik bir anda yıkılıp gitmiştir. Nice insanlar sıhhatlıdır, doktordur, bir anda hayat başına yıkılmış ve onun doktorluğu kendisini Allah'ın ölümünden kurtaramamıştır. Aziz izleyiciler, aldanmayalım kardeşim. Bir insan günah işleyebilir ama günaha helal dememesi lazım. Mesela bir hanım başını açmış. Kendisine denildiğinde ki hanımefendi, Allah'ın emri, sen de Müslümansın kardeşim. Başını örsen Allah'ın emrini yerine getirmiş olursun. Vallahi doğru diyorsunuz. Gerçekten de ben başımı örtmeliyim. Allah'ım bunu bana emrediyor. Ancak nefsime hakim olamadım şimdiye kadar. Şeytanıma galip gelemedim. Ve bu baş örtüsünü ihmal ettim. Ben arzu ediyorum. Niyetimde de var, bunu yapacağım inşallah. Dese günahı %50'ye düşer. Ama yok canım, bu asırda da başörtülür mü ya? Başörtüsü de İslami kıyafet midir? Dese dinden çıkar. İmandan çıkar. Murted olur. Cehennemlik olur. Azab-ı ilahiye maruz kalır. Onun için muhterem Müslümanlar, insan yapmazsa da itiraf etmeli. Kabul etmeli. Ben yanlış yoldayım demeli. Rabbim beni affetsin bir an evvel ben, Rabbimin emirlerini yerine getirmeye, efendim Rabbim bana kuvvet kudret versin, nefsimi şeytanımı zayıf etsin demesi lazım. Elbette ki bu kardeşimiz örtünecek. Annesini dinlemesin. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Allah'a isyan ifade edecek konularda mahluk olan, yaratılmış olan, anne de olur, baba da olur, eş de olur, devlet de olur, hakim de olur, mahkum da olur, kim olursa olsun ona itaat edilmez. İtaat edilmemesi de lazım. Madem ki Allah'ın net emrine, Kur'an'ın hükmüne ters düşüyorsa ona itaat edilmemesi lazım. O dinlenilmemesi lazım. Ona uyulmaması lazım. Sen başını ört, annen ne derse desin. Annen ne denli kızarsa kızsın. Annen ne yaparsa yapsın. Sen Allah'ı memnun et. Allah anneni de senden inşallah memnun edecek. Muhterem izleyici. Evet, geçen haftadan kalan ilk soruyu cevapladınız hocam. Bir soru daha var. Hatta iki soru daha var. Bunlardan biri, izleyicimiz diyor ki, iyi Müslüman olabilmek için Arapça öğrenmemiz şart mı? Muhterem izleyiciler, Arapça Kur'an'ın dili. Peygamber Efendimiz'in kullandığı dil ve Peygamber Efendimiz'in emirlerini ifade ettiği dil Arapça olması hasebiyle Arapçayı her Müslüman, özellikle de ilgili olan, yani dini sahada çalışan, dini anlatan, dini öğrenmek sadedinde olan insanların bu dili öğrenmeleri gerekli. Mesela Diyanet Camiası'nda olan din kardeşlerimiz, hoca efendiler, efendim bu sahada çalışanlar Arapça öğrenmeleri gerekir. Öğrenmedikleri zaman ne yapacaklar? Ali'nin, Veli'nin tercümeleriyle yetinmeye çalışacaklar ki tercümeler, her tercüme asla ihanettir diye ifade ediliyor. Her tercüme asla ihanettir. Çünkü aslın efendim tam manasını veremez. Aslın tam
detaylarını veremez, fikrini net olarak iletemez. Onun için her dili kendi öz efendim kaynağından öğrenmek lazım veya anlamak lazım veya uygulamak lazım. Bugün Kur'an'ı anlayabilmek için mutlaka Arapça anlaşılması lazım. Evet. Ben Kur'an'ı anlayacağım diyorsa bir insan Arapçayı bilecek. Arapçayı bilmeyen bir insan Kur'an'ı anlayamaz. Kur'an'ın bazı yönlerini anlatsa da tam manasıyla Kur'an'ı anlaması mümkün değil. Bu nedenle Arapçayı öğrenmek Müslümanlar için vazgeçilmez bir dildir, vazgeçilmez bir konudur ve her Müslüman bu dili sahiplenmeli, öğrenmeli, bilmeye çalışmalı, ister ilgilisi olsun ister olmasın. Her şeyin öğrenilmesi cehlinden daha iyi. Her şeyin bilgisi cehlinden, cahil kalmaktan daima iyi. Ve çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde hadis zayıf olarak ifade ediliyor. Ancak bazı alimler hadisi takip etmişler, rivayetleri takip etmişler. Bu hadisin hasen derecesine, yani normal bir hadis olduğuna hükmetmişler. Hadis şu, Peygamberimizden rivayet edilen hadiste diyor ki Arapları üç şey için sevin. Birincisi Kur'an Arapçadır. İkincisi ben Araplardan peygamber olarak seçildim. Üçüncüsü de cennetteki insanların dili Arapça olacak. Cennette insanların konuştuğu dil Arapça olacak. Genelde Arapça olacak. Yani bu böyle bir algıyı oluşturmaz değil mi hocam? Şimdi nedir? Irkçılık? Hayır, ırkçılık değil. Sanki Arapça bilmeyen hani cennete aşağı... Hayır, öyle bir anlam yok. Yani onu ifade edelim mi izleyicilerimizle? Hayır, şimdi Arapça bilmeyen cennetlik olmayacak diye bir olay yok. Hı hı. Cennete hak eden veya Allah'ın lütfiyle cennete gönderilecek olan insanlara Allah Arapça dilini orada efendim fıtri olarak öğretecek. Hı. Yani çaba göstermeden, çalışmadan Rabbul Alemin ona öğretecek. Manası o. Cennetteki insanların dili Arapça olacak. Bu demek değildir ki Arapça bilmeyen oraya gitmeyecek veya cennetlik olmayacak. O anlama gelmiyor. Yani yanlış yere çekilmesin diye ben özellikle sormak her istedim. Her insan, cennetlik olan her insan Allah-u Azimuşşan Hazretleri kendisine bu dili öğretecek. Evet. Ve çabasız öğretecek. Hemen öğretecek. Ve o da o dili bilecek. Onun için yani Arapçayı öğrenmek çok güzel bir şey. Gerçekten Arapçayı insan bilmediği sürece Arapçanın ne denli önemli bir dil olduğunu anlayamaz. Anlayamaz. Şimdi baldan bahsetsek, Uğur kardeşim, bal şöyledir, bal böyledir, bal böyle bir nimettir, şifadır. Efendim birçok karışımlar ihtiva ediyor. Yani bir insan balı yemediği sürece balın tarifiyle balı anlayamaz. O tadını alamaz diyor. Ancak tadını alacak ki balın ne kadar kıymetli olduğunu anladım, bilmiş olsun. Men lem yeduk, tatmayan bir insan bilmez, yazık. Türkçe böyle bir tekerleme var. Evet. Men lem yeduk, işi tatmayan bilmez, yazık. Arapça olarak men lem yeduk lem yedri. Lem yedri. Lem yedri. Yani bir insan tadını, bir şeyin tadını almazsa o şeyi anlayamaz. O şeyi bilemez. O şeyin detayına inemez, fark edemez. Evet. Onun için Arapçayı bir insan biraz bir parça böyle bir anlamaya çalışsa o kadar tatlı, o kadar güzel, o kadar hoş, o kadar ferahlatıcı, o kadar yani şeyler o şekilde ifade edilmiş ki tarifi kabil değil. Peki, devam ediyoruz hocam. İzleyicimiz bir soru ulaştırmış bize.
Diyor ki hocam, milli piyangoda çalışan memurların aldıkları maaş helal midir? Haram olan, geliri haram olan, kazancı haram olan, fiiliyatı haram olan bir işte çalışmak elbette ki haramdır. Haram bir parayı almak haramdır. Çünkü bu bir nevi kumardır. Evet. Kumarın bir çeşididir. Ve dolayısıyla bu kumardan elde edilen paradan ne yapılıyor? İşçiye para veriliyor, ücret veriliyor. Ve verilen bu ücret de helal değil, dinen helal değil, İslam'a göre helal değil. Bu insan ne yapacak? İkinci bir iş, temiz ve nezih bir iş buluncaya kadar zarurete binaen orada çalışabilir. İhtiyacı var, fakirdir, evine ekmek götürmesi lazım. Tabii. Başka bir iş henüz elinde değil, eline geçmemiş. Yani ikinci bir iş, helalından olan bir iş arayışına girecek, eline böyle bir iş geçtiği zaman burayı bırakıp oraya gidecek. Yapılması gereken bu. Çünkü piyangonun her çeşidi, şans oyunlarının her çeşidi kumardır. Evet. Hangisi olursa olsun, hangi şekilde ortaya çıkarsa çıksın, şans oyunlarının A'dan Z'ye kadar altı üstü hepsi haram kardeşim. Peki hocam, bir soru daha yönelteyim ben size, ondan sonra reklamlara gideceğiz. İzleyicimiz, iyi akşamlar hocam. Babam akşamlar. Kahvehane işletiyor, günahı var mıdır demiş. Şimdi kahvehane oyunsuz. Yani oyun içermiyor. Evet. Sadece insanlar oturuyor, sohbet ediyor, çayını içiyor, kahvesini içiyor, meşrubatını içiyor. İşte laf ediyor, birkaç tane laf ediyor. Yani onda bir şey yok. Ama oyun oynatıyorsa, hangi çeşit oyun olursa olsun, oyunların tamamı caiz değil. Oyunların tamamı. Hangi çeşit oyun olursa olsun, ister kağıt, ister domino, ister şu, ister bu, ben isimlerini bilmediğim için beni mazur görün muhterem izleyiciler, elhamdülillah. Ne oynamasını bildim, ne öğrenmesini bildim, ne isimlerini bildim. Dolayısıyla yani ben hata edebilirim bu isimleri sayarken, ama bunların her çeşidi dinen caiz değil, dinen haramdır, dinen yanlıştır, dinen makbul değildir. Onun için her türlü oyun haramdır. Bu kahvehane dediğimiz gibi sadece çay içmek üzere sohbet yeri olarak oturulursa bunda bir şey yok. Adam çayını satıyor, para kazanıyor. Bunda bir problem yok. Ne zaman ki oyuna vesile oluyorsa, oyun aletlerini, oyun edevatlarını oraya koyar ve insanların oyun oynamasına vesile olursa, o zaman bu iş çığırından çıkmış olur. Ve birçok insan da, bir kısım insanlar da orada vakit öldürüyorlar. Evet. Kıymetli vakıtlarını heder ediyorlar. Onu diyecektim tam ben. Yani çok kıymetli olan insanın vaktidir. Vakit hayattır. Hayatın en kıymetli varlığı vakittir. İnsanlar bir oyuna başladılar mı, affedersin tuvalete bile gitmek istemiyor. Sıkıştığı halde hele şu oyun bitsin, hele bu da bitsin, hele bunu da bitirelim derken bir bakarsın hem vakti geçirmiş, hem zamanını öldürmüş, hem yapılması gereken işlerden geri kalmış, hem de günah işlemiş olmuş. Yani bu adam günah işledi, hayır işlemedi, faydalı bir iş yapmadı, sıkıntılarını devam ettirdi. El-iyadü billah. Onun için kahvehane sade ise problem yok. Kimse ona bir şey diyemez. Oyun oynanıyorsa. Ama oyun oynatılıyor. Oyun oynanıyorsa o kahvehanenin kazancında yani haram şüphesi var en azından.
veya haram. Çünkü halal da var içinde, haram da var. Halalla haram karışırsa yani mekruh olur. Yani onu kullanmak mekruh olur. Evet. Hatta sizi yemeğe davet etse takvaya göre gitmemeniz lazım. Çünkü o adamın yemeği helal değil, haram şüphesi vardır. Size takdim edeceği kısım hangisinden olduğu bilinmediği için bir kısım alimler buna fetva vermiş. Bir kısım alimler de demişler hayır, bu takvaya aykırıdır. En iyisi böyle insanların yemeğine gidilmemeli. Peki. Devam edeceğiz hocam. Kıymetli izleyenler, kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından sormuş olduğunuz, yöneltmiş olduğunuz sorularla devam edeceğiz. Evet, reklamların ardından tekrar birlikteyiz kıymetli izleyenler. İslam ve Hayat programına devam ediyoruz. Programın hemen başında numaralarımızı, iletişim adreslerimizi hatırlatmıştık. Bir kez daha bu konuda bir açıklama yapalım. Şu anda telefonlarımızda bir arıza var, onu ifade edelim sayın seyirciler. Bir de mesaj yoluyla bizlere ulaşmak için numarayı bir kez daha hatırlayalım. Büyük harflerle Urfa yazdıktan sonra mesajınızı, sorunuzu yazarak 3969'a gönderebileceksiniz. Bu mesajla ilgili herhangi bir problem yok. Ancak telefon hatlarımızda bir problem var. Bunu bir kez daha ifade edelim. Yani 0414 diye başlayan 247-53-53 ve 36-36 diye sizlere vermiş olduğumuz telefonlarda şu an bir arıza var. Gidermeye çalışıyoruz. Sizler mesaj yöntemiyle bizlere merak ettiğiniz soruları ulaştırabilirsiniz diyelim. Hocam devam edelim. İzleyicimiz şöyle yazmış, diyor ki hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Borçlarım var. Borçlarımdan kurtulmak için bir dua var mıdır? Muhterem kardeşim var. Şimdi ben size yazdırmaya çalışsam hem yazamazsınız. Evet. Çünkü Arapça kelimeler olduğu için Türkçe harflerle ifade edilmesi olabildiğince zor. Ancak ben size şunu tavsiye ederim. Bu dua mecmuaları var. Piyasada çok. Kitapçılarda bu dua mecmuaları var. O dua mecmuası içerisinde borçtan kurtulmak için yapılacak dua diye böyle bir başlık altında. Evet. O dua çok kısa. Yani o duayı inşallah alır ve öğrenirseniz zaten az bir şey, birkaç cümle, 200 cümle. İnşallah tekrar ederseniz, devamlı okursanız aklınıza geldikçe inşallah kurtulacaksınız borçtan. Çünkü Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bizzat bunu borçlu olan kişiye öğretmiştir. Adam gelmiş demiş ki ya Resulullah, ben çok borç altına girdim. Ödeme imkanım da yok. Bana bir dua öğret, ben o duayı okumak suretiyle borçlarımdan kurtulayım. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam o adama buyurmuş ki ben bu duayı sana öğretiyorum. Bunu okursan yerdeki kumlar kadar borcun olsa, efendim denizdeki köpükler kadar borcun olsa Allah senin bu borcunu kapattırır. Yani borcunu ödemiş olursun. Bir şekilde Allah bir kapı açar, Allah bir imkan verir. Evet. Ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği imkanla siz borcunuzu inşallah kapatırsınız.
Allahumma ghnini bi halalika an haramika ve aghnini bi fadlika amman siwaka ya vasi'al mağfireti. Dua bu. Fakat bunun yazılması burada, yani programda yazılmak çok zor. Evet. Ve çoğunlukla da yanlış yazı yazılıyor. En iyisi böyle bir dua mecmuasını alıp o dua mecmuasından o borcudan kurtulmak için duayı bulup onu okumak lazım. İnşallah öylelikle siz de borcunuzdan kurtulmuş olursunuz. Niyetiniz borçtan kurtulmak ise, ya Rabbi sen kalbimi biliyorsun. Benim amacım, benim düşüncem, benim arzum borcumu bir an evvel ödeyeyim, alacaklıların hakkını vereyim. Bana ya Rabbi bir imkan halk et desen, Allah senin o doğru niyetini, o gerçek niyetini bildiği için Allah bir kapı açar. Hatıra, akla, hayala gelmeyen, beklenmedik yerden Allah-u Azimuşşan Hazretleri inşallah bir kapı açar. Siz de o kapıya girmek suretiyle borçlarınızı ödeyebilirsiniz Allah'ın izniyle. Rabbim kolay etsin. Rabbim borcu ödeme imkanını her borçluya, borcunu ödemek isteyen her borçluya nasip etsin, halk etsin, ihsan etsin inşallah. Amin. Devam ediyoruz hocam. Hemen mesaj yoluyla geldi soru. Bu az önceki telefon arızasını ifade ettikten hemen sonra. Hocam, şans oyunları haramsa hacca giderken neden kura çekiyoruz diye bir soru sormuş izleyicimiz. Muhterem izleyiciler, kura çekmekle şans oyunları birbirinden tamamen farklı. Evet. Yani şans oyunları ile kura birbirinden farklı, apaçık bir şekilde. Evet. Birbirinden farklı olaylardır. Kur'a meşrudur. Kur'a, Kur'an'ın ifadesidir. Yani Kur'an-ı Kerim'de Kur'a ifadesi var. Evet. Saf suresinde Hazreti Yunus aleyhisselam'dan bahsederken efendim اِذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَلْنَا اَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Yani Hazreti Yunus aleyhisselam kızdı kavmundan, kavmını bıraktı ve başını alıp gitmek üzere gemiye bindi. Gemide o zamanın kurallarına göre suçlu olan, efendisinden kaçmış olan köle olursa Allah'ın kuvvet kudretiyle gemi hareket etmiyor. Gemi duruyor. Bu Hazreti Yunus aleyhisselam da gemiye bindiği zaman gemi hareket edemedi. Nasıl ettilerse bir türlü gemi hareket etmedi. O zaman dediler ki içimizde, yani gemide efendisinden kaçmış biri var. Çıksın ortaya, kimse çıkmaz. Sonra baktılar ki dediler hayır, o zaman madem çıkmıyor biz Kur'an atacağız. Kur'an attılar, Hazreti Yunus aleyhisselama denk geldi. Yani efendisinden kaçmış olan Hazreti Yunus olduğu ortaya çıktı. Fakat Hazreti Yunus'u tanımıyorlar onu. Ancak bir peygamber olması hasebiyle heybetli bir insan, güzel bir insan, mübarek bir insan. Onun için önce kıymadılar onu, denize atmaya kıymadılar. Dediler bir daha kura atalım. Bir daha attılar, yine aynı Hazreti Yunus aleyhisselama geldi. Yine üçüncü kez de attılar, yine Hazreti Yunus'a gelince tamam dedi, beni atın. Tuttular Hazreti Yunus'u, denize attılar. Dolayısıyla muhterem izleyicim, kura meşrudur. Fakat şans oyunları kumar. Yani kumarla meşru olan bir şeyi birbirine karıştırmamamız lazım.
şans oyunları Adanza'ya kadar hepsi kumar niteliğinde ama kura meşrudur. Şimdi gönül isterdi ki herkes istediği zaman hacca gidebilsin. İstediği sene hacca gidebilsin. Fakat bizim dışımızda olan efendim sebeplerden dolayı, şartlardan dolayı bu mümkün olamamıştır. Olamadığı için de bu hacca müracaat eden insanlar her sene çoğalmaktadır. Ve çoğalınca da bunun altından kalkılamıyor. En kestirme yol, en uygun yol kura yolu olduğu kanaatine varıldı ve her sene efendim belli bir zaman içinde kura çekiliyor. Artık orada kısmeti olan, orada kısmeti olan, suyu olan, havası olan, ekmeği olan insanların ismi çıkıyor. Sonra hacca gitmek de öyle sanıldığı kadar kolay ve istendiği zaman gidilebilir diye bir şey yok. İslami ifadeye göre her sene hacca gidecek insanların Allah tarafından Kadir gecesinde tespit edildiği rivayet ediliyor. Yani falan oğlu falan hacıdır, hacca gidecek yani. Falan kızı falan hacıdır. Ve hacca gidecek olan insanların isim listesi Kadir gecesinde çıkıyor. Kısmeti olan, hacca gitmesi istenen insanlar Kadir gecesinde isim listesi çıkıyor ve öylelikle hacca gitme imkanını buluyor. Hı. Yoksa bu milli piyango gibi, şans oyunları gibi değildir. Ya onunla kıyaslamak onunla yanlış. Onunla kıyaslamak yanlış olur. Doğru olmaz. Hata olur. Hı hı. Onları birbiriyle lütfen karıştırmayalım muhterem izleyicilerim. Peki. Ramazan ayına doğru gidiyoruz. Ramazan yaklaşıyor. Evet. İzleyicimiz 18-17 gün kaldı inşallah. Evet. Kavuşacağız inşallah hocam. İzleyicimiz diyor ki böbrek hastasıyım. Ramazan'da oruç tutmalı mıyım? Bir de Ramazan'da hocamızdan nasıl faydalanabiliriz diye sormuş hocam. Muhterem izleyicim, hasta olan insanların, kronik hasta olan insanlar ve belli periyotlar içerisinde su tüketmesi gereken insanlar tüketmedikleri zaman efendim hastalıkları artan, hastalıkları nükseden ve ziyadeleşen insanlar tabii ki oruç tutamaz. Ancak her böbrek hastası değil, efendim doktor marifetiyle bunun tespiti mümkün. Ehliyetli doktorunuz, uzman doktorunuza gideceksiniz, sizi tetkik edecek, hastalıklarınızı inceleyecek, ona göre doktor size ya oruç tutun diyecek ya da tutmayın diyecek. Tutmayın dediği zaman siz o zaman oruç tutmazsınız. Şimdi bir kısım din kardeşlerimiz bu gerçeği fark edemiyorlar. Ya ben bu yaşta bir insanım. Ben nasıl oruç tutmayayım ya? Ayıp değil mi ya? Yanlış değil mi? Halbuki böyle düşünülmemesi lazım. Bu vücut Allah'a ait. Bu vücudu çalıştıran Allah, sıhhati veren Allah, hastalığı veren Allah, şifayı veren Allah, olması gerekenleri yapan Allah, bizi bizden daha iyi bilen Allah'tır. Allah bir insana hastalık vermişse imtihana tabi tutuyor Allah. İnsanları imtihana tabi tutuyor ve her insanın imtihanı bir çeşit. Herkesin imtihanı aynı değil. Bazılarını Allah para vermekle imtihan ediyor. Şımaracak mı, şımarmayacak mı? Halaldan kazanacak mı, haramdan mı kazanacak? Kazandığı paraları efendim Allah'ın emrettiği gibi kullanacak mı, kullanmayacak?
efendim yanlış yollara sapacak mı sapmayacak. Allah bunu biliyor. Sadece insanlar da bilsin istiyor. Ahirette insanın bahanesi kalmasın diye istiyor Cenab-ı Hak. Onun için hastalık da bir imtihan. Cenab-ı Hak'ın imtihanı. Ve Cenab-ı Hak hasta olan bir insanın oruç tutmasını murad etmiyor. Kur'an öyle emrediyor. فَمَنْ كَانَ اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يظًا Sizden kim hasta ise oruç geldiği zaman, o zaman ne yapacak? Orucunu yiyecek. Sonra فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ Daha sonraki günlerde iyileşirse o günleri yediği günler kadar kaza edecek. İyileşme umudu olmayan fefidyetun min sadakati. Fidye verecek. Fidye ne kadar bir fitredir. Fitre bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımızın tespitine göre 23 liraymış. Evet hocam. 23 lira olarak tespit edilmiş. Her gün orucunu hastalığından dolayı, mazeretinden dolayı yiyen bir Müslüman her gün 23 lira efendim fakirlere vermesi gerekiyor. Bunu isterse bir defadan verir, isterse belli periyotlar içerisinde verir, isterse taksitlere böler verir. Yani insanın kendisine kalmış. Kendisine kalmış. Onun için hasta olan, gerçekten hasta olan kimselerin oruç tutmaması lazım. Evet. Oruç tutarsa günaha girer. Sevap işlememiş olur. Sevap işlememiş olur. Çünkü bu vücut Allah'ın bizlere emaneten vermiş olduğu Allah'ın malıdır. Biz Cenab-ı Hakk'ın bu malını iyi kullanmamız lazım. Korumamız lazım. Hasta etmemeye çalışmamız lazım. Sağlam tutmaya gayret etmemiz lazım. E ben nasıl oruç tutmayacağım? Kardeşim vücudun oruca elverişli değil. Nasıl ki sakat olanları asker almıyorlar. Diyorlar ki askerliğe elverişli değil. Oruca da elverişli olmayan insanlar var. Hastalığından dolayı, sıkıntısından dolayı bu adam oruca elverişli değil. E ne yapacak? Bu adam orucunu yiyecek. Bunun başka bir yolu yok. Maddi durumu el veriyorsa fidyesini verecek. Yani oruç kefaretini, yani orucun bedelini verecek. E ya maddi durumu yoksa ne yapacak? Allah'tan affını isteyecek. Allah'tan mağfiret isteyecek. Diyecek ya Rabbi beni affet. Ben oruç tutmak isterdim. Ama vücudum el vermediği için oruç tutamıyorum. Ben bunun fidyesini de vermek istiyorum. Fakat halim sana ayan. Ya Rabbi benim maddi imkanım yok. Onun için ben fidye de veremiyorum. Beni sorumlu tutma. Beni af ve mağfiret eyle diye ne yapacak? Allah'a dua edecek. Allah'tan affını isteyecek. Evet. Ramazan-ı Şerif'te Allah nasip eder de şartlarımız el verirse yarın ne olacağını hiç kimse hesaba katamaz, bilemez. Kesinlikle. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْشِبُ غَدًا Hiçbir insan yarın ne elde edeceği, neler başına geleceğini hiç kimse bilmez. Onun için şimdiden şöyledir, böyledir demek şansımız yok. Ancak bizim niyetimiz, benim niyetim, planım her sene olduğu gibi inşallah bu sene de eğer imkanlarım olursa, ilgililer de bana müsaade ederse, çünkü burası dağ başı değil, insanın kendi iradesiyle olan bir olay da değil, ilgililer, yetkililer, sorumlu insanlar bize müsaade ederlerse, Ramazan boyu ikindi namazını müteakiben Hasan Padişah Camii'nde konuşmayı arzu ediyorum. Vaaz etmeyi arzu ediyorum.
Tevfik Allah'tandır. Rabbi muvaffak ederse, durum uygun olursa, müsaade de ilgililer verirlerse, inşallah ikindi namazından sonra Ramazan boyu Hasan Padişah'ta vaaz edeceğim. Çünkü bu görev bana hocalarımdan miras kaldı. Evet. Birinci hocam Abdullah yol gösteren merhum. Yani millet arasında Abdullah Halife diye biliniyor. Vefat et, o görevden ayrıldıktan sonra yine hocam Derviş, Mehmet Derviş yazıcı hocamız orada vaaz ediyordu. Kendisi bizzat bana vaaz ettirdi. Ve bu onun bir kerametidir. Ben öyle addediyorum. Evet. Hocamızın bir kerametidir. Hocamızın özel cemaati var Uğur kardeşim. Özel cemaat. Hı hı. Yani kendi sevenleri, müritleri, hocam halifeydi. Yani tarikat şeyhiydi. Hem ilim şeyhi hem tarikat şeyhiydi. Yani zülcenahayn. İki kanatlı bir zattı. Onun camii doluyordu. Sağdan soldan gelen insanlar camiyi dolduruyor. Ben de o zaman ikindi namazını orada kılmak üzere camiye gittim. Hocam beni gördü. Ne hazırlığım var, ne böyle bir niyetim var. Dedi bugün sen vaaz edeceksin. Hocam etme, tutma. Bu cemaat sizi dinlemeye gelmiş. Sizi izlemeye gelmiş. Sizin muhipleriniz. Ben anlamam dedim. Ben sana emrediyorum. Hocam, insanın hocası babasından önce gelir. Bunu insanlar pek bilmiyor. İnsan babasından önce hocası gelir. Çünkü insanın babası bu vücudun dünyaya gelmesine vesiledir. Ama hoca insanın ruhunu terbiye ediyor. Ruh cevherdir, vücut arızidir, geçicidir. Hocam tamam dedim ve hocamın huzurunda bir saat vaaz ettim. Demek ki hoca efendi bunu bir keramet olarak, ben kendim öyle anlıyorum, bir keramet olarak benden sonra sen vaaz edeceksin. Allah'a şükür bu sene 24. senem olacak. Maşallah. Hasan Paşa'da vaaz etme yani sürem Ramazan-ı Şerif'te 24. sene olacak. Allah nasip ederse bu sene, önümüzdeki sene de hayatta kalırsak, imkanlar da el verirse Allah çeyrek Allah asır olacak. Çeyrek asır. Bir asır 100 senedir, yarısı 50 senedir, çeyreği 25 sene. Cenab-ı Hak'tan umarım Rabbim nasip eder ve inşallah çeyrek asrı tamamlarım. Ondan sonrası Cenab-ı Hakk'a ait. Her zaman her şey Allah'a ait ve Rabbim nasip ederse Ramazan boyu Müslüman kardeşlerimize, cemaatimize, arzu edenlere, evet, dinlemek isteyenlere efendim inşallah bildiklerimi yani onlara ifade etmeye çalışacağım. Fakat tevfik ve inayet Allah'ındır. Allah'ın muradı hakim, Allah'ın iradesi hakim. İnsanların da iradesi var Uğur kardeşim. Ama insanların iradesi, irade-i cüz'iye, küçük bir irade. Hı. Ama Allah'ın iradesi külli iradedir. İnsanların iradesi Allah'ın iradesine bağlı. Allah murad etmezse, hı, kulun iradesi bir şey ifade etmez. Cenab-ı Hak murad ederse inşallah izleyicime cevap olsun diye Hasan Padişah Camii'nde tekrar ediyorum.
ikindi namazından sonra Ramazan-ı Şerif boyunca inşallah orada vaaz etmeyi planlıyorum. Muvaffakiyet Allah'tandır. Peki inşallah diyelim hocam. Allah hayırlı ömür versin size de. Onu bir kez daha söyleyelim. Kıymetli izleyenler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından devam edeceğiz. İzleyenler, reklamların ardından Kanal Urfa ekranlarında İslam ve Hayat programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler mesajlarınızı, sorularınızı göndermeye devam ediniz efendim. Gelen sorular var. Onları hemen ben hocama yönelteceğim. Bir kez daha hatırlayalım. Büyük harflerle Urfa yazıp bir boşluk bıraktıktan hemen sonra mesajınızı, sorunuzu 3969'a ulaştırabilirsiniz efendim. Ben de hocama hemen göndermiş olduğunuz bir diğer soruyu yönelteyim. Hocam, benim eşim engelli. Ona bakıyorum. İsteyerek bakıyorum. Fakat ben ona böyle olsaydım bana bakar mıydın dedim. O da ben bakmam, erkekler bakmaz dedi. Bu fikir doğru mu? Muhterem izleyicim, bizi perişan eden cehalettir kardeşim. Cehalet kötü. Eğer bu insan aklı başında olsaydı, yani hanımını memnun etmek için güzel bir söz söylerdi ya o. Yani. Parayla mı, pulla mı? Bence söylemeliydi. Ben yani, çok araya girmek istemedim ama. Ya muhterem kardeşim, yani tamam, senin kalbindeki senin kalbinde kalsın. Ama hiç olmazsa eşine karşı güzel bir kelime söyle ya. Onu memnun edecek, onu sevindirecek, onun hoşuna gidecek. Bu da Allah'ın emridir. Cenab-ı Hak Kur'an'da diyor ki, insanlara güzel söz söyleyin, hoş söz söyleyin, incitici söz söylemeyin, kırıcı, yıkıcı söz söylemeyin ya. Ben senin durumunda olsam veya sen benim durumumda olsan, ben sana bakmazdım. Bu bilgisizlik. Bu cehalet, bu yani şartları bilmemek, yani ben böyle kibarlaştırmaya çalışıyorum ifadeleri. Tabii. Yani özellikle de seçiyorum. Yoksa söylenecek başka sözler de olabilirdi. Fakat hoş değil onlar. İyi bir şey olmaz. Hı hı. Şık olmaz. Yani etik olmaz. Onun için diyorum ki bu yanlış bir düşünce. Doğru bir düşünce değil. Eşin bak, sen engelli olmana rağmen, efendim bakıma muhtaç olmana rağmen, bu kadıncağız Allah razı olsun sana bakıyor ve isteyerek bakıyor, severek bakıyor. Allah rızası için bakıyor, sevabına bakıyor. Sen buna teşekkür etmen lazım. Buna güzel ifadeler kullanman lazım. Çünkü sen muhtaçsın kardeşim. Hem ihtiyaç içinde olacaksın, hem de böyle yani böbürlenmek, çalım satmak yakışmaz. Doğru değil. En azından diyecektin, evet hanım, Allah göstermesin, Allah seni benim halime koymasın, durumuma koymasın. Sen benim durumumda olsaydın, ben de tabii ki sana aynısını yapardım. Hatta belki daha iyisini yapardım. Hiç olmazsa o kadıncağız da memnun olur, sevinir, daha fazla sana ilgi gösterir, alaka gösterir ve hayat daha güzel olur. Hayatın akışı, hayatın cereyanı daha güzel bir hale gelmiş olur. Onun için güzel söz, güzel söz yılanı deliğinden çıkarır diye bir atasözümüz var. Güzel söz, kalpleri yapan güzel söz, insanları efendim sevindiren güzel söz ve bir insanın sevgisini kazanabilmeniz için üç şeyden birisi lazım.
ona ne yapacaksınız? En sevdiği ismiyle ona çağıracaksınız. Mesela adınız nedir? Uğur. Ben size desem ki Muhammed Uğur kardeşim, ne kadar hoşunuza gider, ben yani tahmin ediyorum. Evet. Bakın hoca bana Muhammed Uğur diyor. Bana kıymet veriyor. Bana değer veriyor. Bu sevginin birinci yani vesilesi. İkincisi, yani dışarıdan geldi mi, siz de oturuyorsanız ona yer vermeniz. Ona yer göstermeniz. Ona ilgi, alaka göstermeniz. Onun kalbini size musahhar eder. Kalbini elde etmiş olursunuz. Bunlar güzel şeylerdir. Bunlar önemli şeylerdir. Yapmak lazım. Vatandaşlarımızın bir kısmı bu bilgilerden yoksun oldukları için bunları söylemiyor. Söylememesi yanlış. Ve kar etmiyor bununla. Yani bir fayda temin etmiyor. Evet. Sözleri söylerken ya insan yaptığı bir işin faydasını düşünerek yapması veya yapmaması lazım. Ben bunu yapacağım. Acaba bu bana fayda getirir mi? Getirmez mi? Hayır getirir mi? Getirmez mi? İyi olur mu? Olmaz mı? Yararı olur mu? Zararı mı olur? Yani وَزِنِ الْكَلَامَ اِذَا نَطَقْتَ Konuşmak istediğin zaman sözünü tart. Sözüm ne yapar, ne getirir, ne götürür, ne faydası olur, ne zararı olur? Önce sözü tart, ondan sonra konuş aziz kardeşim. Gelişi güzel konuşmak zarardır. Felaket getirir bazen. Sıkıntı getirir. Huzursuzluk getirir. Onun için yani hanımcağız sana bakıyor, Allah razı olsun. Evet. Hayrı kabul olsun. Hem de içtenlikle size baktığını ifade ediyor. Yürekten. Yani yürekten size bakıyor. Sevabına bakıyor. Yani böyle bir söz olsun diye size demiş ki ben sizin durumunuzda olsaydım siz bana aynı şekilde bakar mıydınız? Ben sana bakmam demek bilgisizliktir. Başka bir şey değil. Peki devam edelim hocam. İzleyicimiz şöyle sormuş. Kocası ölmüş bir kadının 3 çocuğu var. 100 milyar parası var ama çalışma durumu yok. Kimseye de emanet edemiyor. Bankada çalıştırılabilir mi bu para? Muhterem izleyiciler, Cenab-ı Hak çaresizlerin çaresidir. Çaresizlere çare getirendir. Evet. Kimsesizlerin kimsesidir. Sahipsizlerin sahibi Allah'tır. Bunu bilmemiz lazım. Cenab-ı Hak bu son asırda, bu son asırda, özellikle de 21. asırda ve başlarındayız henüz, Müslümanlara, faizden sakınanlara, faiz yapmak istemeyenlere, parasını da bu şekilde değerlendirmek isteyenlere bir imkan meydana getirdi. Bir imkan halketti. Evet. O imkan nedir? Muhterem izleyiciler, katılım bankaları. Üzerine yazar, katılım bank, katılım bank. Mesela bunlar Urfa'mızda bildiğim kadarıyla yani 4-5 tane var. Yani? Yani 5 tane benim şimdi tespit ettiğim 4 veya 5 tane tespit benim aklımda hemen 4 tane yok, şekillendi. Yok 5 var. 5 var. İkisi yan yana, sonra öbürleri de aynı caddede. Hı hı. Dolayısıyla muhterem izleyiciler, parasını çalıştırmak isteyen bir insan katılım bankalarına, kar zarar ortaklığına veren bir insan kendisine aydan aya bir miktar getirisi olur. Ve bu kar faiz değil. Bu faiz değil. Çünkü katılım bankalarının efendim tüzükleri, yönetmenlikleri faiz yapmaya müsait değil. Faiz yapamıyor. Yani mal veriyor veya araba alıyor, borca veriyor, ev alıyor, borca veriyor. Buna benzer çalışmaları var. Evet. Dolayısıyla
bu katılım bankalarına parası olan kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz veya kullanmadıkları altınları olan din kardeşlerimiz veya yastıkta duran paralarını bu katılım bankalarına kar zarar ortaklığı olarak bırakırlarsa bir miktar kendilerine kar getirisi olur ve o getiri de dinen helaldir, haram değildir, caizdir, problem ifade etmez. Onda haram problemi yok, faiz problemi de yok. Dolayısıyla ben bu hanım kardeşime diyorum ki sen bu paracıklarını faizli bankalardan al, götür bu tür bankalara koy. Helal hiç olmazsa, haram şüphesi yok, sakıncası yok ve sana oradan da az veya çok bir geliri olacak, bir karı olacak, bir getirisi olacak. Siz o kuşun inşallah oradan size bir miktar haram olmayan, faiz olmayan bir getirisi inşallah olacak. Evet. Yani alternatif var, onu demek istiyorum. Eskiden bu alternatif yoktu. Bu katılım bankaları sonlardan çıktı. Önceleri yoktu. Tabii. 1960-70-80'lerde yoktu bunlar. Katılım bankaları yeni oluşum yani yeni bir... Ya, tabii. Yani güzel bir oluşum, güzel bir şey, güzel bir olay. Müslümanlara bir can simidi gibi Müslümanların imdadına yetişen bir kurumdur bunlar. Bunları ayakta tutmak lazım, devam ettirmek lazım. Nasıl devam ettirebiliriz, ayakta tutabiliriz? İşte böyle fazladan paramız, kullanmadığımız paramız, kullanmadığımız altınlarımız, dövizlerimizi oraya tevdi etmemiz lazım. Ki onlar da ayakta dursun, onlar da çalışsın ve biz oraya paramızı yatırdığımız için biz de bir miktar kar elde edelim. Evet. Yani hem biz kazanalım hem bu kurumlar ayakta kalsın. Peki hocam bir soru var. İzleyicimiz sizin o açıkladığınız yani oruç tutamayan demiştiniz ya o soruyla evet. ilgili bir ek soru var. Diyor ki benim eşim hamile. Onun oruçta tutmadığı oruçlarının yerine o kefaret dediniz ya orucun bedeli. Bedelini ben ödeyebilir miyim diyor izleyicimiz. Yani eşinin hamileliğinden dolayı tutamadığı oruçların bedelini ben ödeyebilir miyim diyor. Şimdi muhterem izleyicim bak hamile olan bir bayan doğumunu yaptıktan sonra çocuğunu da böyle dışarıdan gıda alabilecek bir konuma geldikten sonra o tutamadığı oruçları tutması lazım. Evet. Yani onun yerine fidye veya kefaret verilemez. Olmuyor öyle bir şey. Çünkü o olmuyor. Ama diyelim ki bir adam oruç tutamıyor ama ileride de tutması beklenmiyor. Rahatsızlığından dolayı. Yani kronik bir hastalığı var. Evet. Hastalık daimidir, süresizdir. O zaman böylesi bir insan fidye verir. Ama hamile bir bayan çocuğuna veya kendisine oruç tuttuğu zaman zarar gelecekse bu orucunu yer ama ileride bebeği dünyaya geldikten sonra ve dışarıdan gıda alabilecek hale, destek gıdalar alabilecek hale geldikten sonra tutamadığı bu oruçlarını kaza etmesi lazım. Yani bunların yerine fidye verilemiyor. Hı hı. Geri tekrar tutması lazım. Yani iyileştikten sonra, çocuğu geliştikten sonra dışarıdan destek gıdalar, ek gıdalar alabildiği zaman ve özellikle de günlerin kısa ve serin olduğu zamanlarda bu kazaya kalan tutamadığı o günlerin gününe gün olarak tutması lazım. Yoksa parayla bu iş olmaz. Evet. Ben para vereyim de hanımın oruç tutmasın doğru değil.
Peki. Devam edelim hocam. Peki evde nazar boncuğu bulundurmak günah mıdır diyen bir izleyicimiz var. Muhterem izleyiciler, bu nazar boncuğu yabancı patentli. Ne demek? Yani Müslümanların işi değil bu. Bu bize Yahudilikten gelme. Bu hurafeler var ya, memleketimizde yaygın olan hurafelerin büyük bir bölümü dışarıdan bize gelme. Ya Hristiyanlardan gelme ya Yahudilerden gelme. Müslümanlar da körü körüne bunları ne yapıyor? Taklit ediyor. Bunlar gibi hareket ediyor. Yahudilikte efendim nazar boncuğu nazarı önler diye bir düşünce var. Ama İslam'da bunun yeri yok. Kim bir nazar boncuğu veya buna benzer bir şeyi takarsa, vücuduna asarsa, Allah'ın hıfzı onunla beraber olmaz. Allah onu koramaz. Allah onu o güvendiği nazar boncuğuna havale eder. Madem sen nazar boncuğuna güveniyorsun, Allah'ın kuvvet kudretine güvenmiyorsun, yet o zaman nazar boncuğu seni kurtarsın. Veya taktığın şap veya at nalı veya buna benzer şeyler. Çünkü çok şeyler ortada geziyor. Evet. Bunların hiçbirisi doğru değil. Ve yani bu nazar boncuğu insana hiçbir faydası yok. Altı üstü zarar. Külliyen zarar. Yerden göğe kadar zarar. Onun için bunlara itibar etmemeli. Müslüman nazar boncuğundan uzak duracak. Buna benzer şeylerden uzak duracak. Cahillerin ifade ettiği şeylerden de uzak duracak. Ne yapıyorlar? İpe üflüyorlar, ipi bağlıyorlar, düğüm atıyorlar. Ondan sonra al bunu tak, hastalığın geçer. Bu caiz değil. Bu doğru değil. Evet. İslam'da bunun yeri yok. Müslüman bunlardan sakınacak, Allah'a tevekkül edecek. Bir, ikincisi Allah'ın emrettiği sebeplere başvuracak. Sebep nedir? Doktordur. Sebep nedir? İlaçtır. Ehliyetli doktorun teşhisi ve yazdığı reçeteyi kullanmaktır. Yoksa bu eskilerin hurafe düzme ve bid'atlarına kapılmamak lazım. Bunlar insana kâr getirmez, zarar getirir. Evet. Hayır getirmez, efendim bunlar şer getirir. Bu nedenle nazar boncuğu takmak dinimizde yeri yok. Dinen caiz değildir. Şap asmak caiz değildir. Nal takmak caiz değildir. Ve bunların hiçbirisi doğru değil. Ve İslam'da bunun yeri yok. Peki hocam, reklama da gideceğiz ama onun öncesinde izleyicimiz yaşadığı bir olayı sizinle paylaşmak istemiş. Ben özetleyeyim hemen. Çocuğuyla birlikte camiye gitmiş. Çocuğu camide biraz ses yapınca oradan uyarılmış, hatta dışarı çıkarılmaya kadar böyle bir durum yaşanmış. Ve izleyicimiz de sizinle paylaşmak istiyor. Yani diyor ki, çocuklarımızı camiye götürdüğümüzde gülüp oynasalar bile onlara böyle bir yaklaşımın olması hoş değil, değil mi hocam demiş. Muhterem izleyiciler, örnek Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kur'an bize diyor ki, siz peygamberi örnek almanızda, onu örnek almanızda sizin için güzel bir hususiyet var. Estaizu billah, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Resulullah'ta sizin için güzel bir örneklik var. Evet. Siz Resul-i Ekrem'i örnek alın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam torunu Umame, yani kızının kızı,
Peygamberimiz namazdayken gelip Peygamberimizin sırtına biniyordu. Camide. Ve Peygamberimiz ona müsaade ediyordu. Bir müddet kaldıktan sonra onu indiriyor ve namaza tekrar kalkıyor, kıyama kalkıyor. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin aynı şeyi camiye gelip Peygamberimize bunu yapıyorlardı. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hutbe okuduğu esnada Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin camiye geldikleri zaman küçük böyle tökezleyerek geliyorlardı. Peygamberimiz hutbeyi bırakıyordu, iniyordu, onları alıp beraberinde çıkarıyordu minbere, yanında oturtturuyordu. Dolayısıyla yani bu çocuktur. Bu çocuğa biz büyük bir insanın aklını yani veremeyiz. Usluluk, usulsüzlük yapar, yaramazlık yapar, gürültü yapabilir. Biz o çocuğu camiden çıkarırsak camiyi çocuğa düşman yaparız. Sonra geri çağırıyoruz bir de. Bir de diyoruz ki çocuk niye camiye gelmiyor? Gençler niye Yahu zaten sen çocuğun camiye gelmesini halinle, hareketinle engelledin. Sebebiye sen verdin. Sen yanlış uygulama yaptın. Sen bu oğlanın, bu çocuğun camiden soğumasına sebep oldun. Allah akıl versin sana. Özellikle de yaşlı insanlarımız biraz tahammülsüz mü oluyoruz daha hocam? Daha tahammülsüz, daha böyle feryad-ı figan eden, her şeyden kızan, her şeyi böyle bahane eden yaşlılar var. Bunlar doğru değil. Bunları engelleyecek olan kim? İmam Efendi. İmam Efendi müdahale edecek. Diyecek ki cemaat, çocuklar tabii ki camiye gelecek. Çocuk uslu durmazsa da camiye gelmesi lazım ki camiye alışsın. Onu görsün. Bu egzersizdir. Bu bir eğitimdir. Namaza alışmasıdır bu. Buna karşı çıkmayın. Bunu hoş görün. Bunu engellemeyin. Çocuk ileride daha camiye karşı efendim bir tiksinti duyar. Camiden hoşlanmaz hale gelir. Siz de sebebiyet vermiş olursunuz. Bu doğru değil. Yanlıştır. Peki. Reklama gidelim hocam. Sonra devam edeceğiz. Kıymetli izleyenler, kısa bir reklam. Ardından son bölümle tekrar karşınızda olacağız. Kıymetli izleyenler, Kanal Urfa ekranlarında İslam ve Hayat programı reklamların hemen ardından kaldığı yerden devam ediyor. Hocam son sürat devam ediyoruz. Gelen sorular da var. İzleyicimiz reklama gitmeden önce bir soru yöneltmiştim size, onunla ilgili bir cevap vermiştiniz. Çocukların camide nasıl davranılması gerektiğinin, çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğinin altını çizdiniz. İzleyicimiz de bir o yönde bir soru sormuş. Diyor ki namaz kılarken aslında çok güzel bir örnek verdiniz. Çocuklarım üzerime çıkıyor, bir sıkıntı olur mu demiş. Bak işte ben söyledim kardeşime. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeye kapandığı zaman Umame, Peygamberimizin torunu, Hazreti Zeynep'in kızı gelip Peygamberimizin sırtına biniyordu. Peygamberimiz de secdeyi uzatıyor ki faydalansın o. Evet. Ve Peygamberimiz kalktığı zaman onu indiriyor. Dolayısıyla çocuktur. Yani çocuğa bir şey yapamıyorsunuz. Ancak annesi yanındaysa ona sahip çıksa daha iyi. Sizin en azından
yani namaza karşı yoğunlaşmanıza engel olur. Namaza karşı daha çok yoğunlaşmanız gerekirken çocukla meşgul olursanız yoğunluğunuza zarar verir. Olmazsa iyi. Mümkünse çocuğa annesi sahip çıksın, siz namazınızı kılın, ondan sonra siz çocuğa sahip çıkın, annesi namaz kılsın. Yani böylelikle hem çocuğun keyfini bozmamış olun, hem sizin ibadetleriniz de hakkıyla ifa edilmiş olsun, daha güzel olsun. Peki, devam edelim. Sorular art arda geliyor hocam. Selamünaleyküm hocam, hayırlı akşamlar. Selam, hayırlı akşamlar. Bir bayanın eşi vefat ettiğinde 4 ay boyunca mezarına gidemez, dışarı çıkamazmış. Böyle bir şey var mı? Cenaze evine gidildiğinde de hemen Cüz Yasin okuyun diyorlar. Bu da caiz mi diye sormuş. Muhterem izleyiciler, Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Diyor ki, kocası vefat eden bir hanımın 4 ay 10 gün iddet beklemesi lazım. Kocası vefat eden bir hanımın 4 ay 10 gün iddeti var. İddet yani bekleme süresi. Evet. Bu süre içerisinde evlenemez. Evlenmek durumunda olan bir hanım için diyorum. Kocası vefat etti. Kocasına 4 ay 10 gün iddet beklemesi gerekiyor. Ve bu esnada kadın süs olacak eşya giyemez, elbise giyemez, makyaj yapamaz, fantazi takılar takamaz. Evet. Zaruret olmadıkça, kesin bir zaruret, hastalık gibi, hasta ziyareti gibi, babası, annesi hastadır, ana ziyaretine gitmek gibi veya buna benzer alışveriş yapacak kimsesi yok. Tabii ki bu dışarıya çıkar. Alışverişlerini de yapar. Çünkü İslam dini, akıl dini, mantık dini. Yani bu kadıncağız diyeceksin ki sen dışarıya çıkma. Peki benim ihtiyaçlarımı kim görecek? Ben doktora gideceğim, nasıl olacak? Ben annem babam hasta, onları görmeye gideceğim, nasıl olacak? Tabii ki yani din-i mubin İslam esnektir. Esnek bir din. Ama fantazi olarak, keyfi olarak gezmeye, tozmaya gidemez. Yani bu 4 ay 10 gün bitinceye kadar yetmesi sakıncalı. Dinen sakıncalı. İslamca sakıncalı. Onun için böylesi bir hanım dışarıya çıkması doğru değil. Gerek olmadığı halde, zaruret olmadığı halde, lüzum olmadığı halde dışarıya çıkması doğru değil. Ve eve gelen insanlara Yasin okuyun, işte cüz okuyun falan, bu isteğe bağlıdır. Yani gelenlere dikta etmek, emir vermek değil. Yani biz cüz okuyoruz, hatim indireceğiz, siz de arzu ederseniz iştirak edebilirsiniz denilebilir. Ama hemen eline tutuştur. Durumu müsait mi, değil mi, abdestli mi, abdestsiz mi, hali durumu müsait mi? Bu doğru değil yani. Bu doğru değil. Onu da düşünmek lazım. Efendim? Onu da düşünmek lazım. Her şeyden, her şeyi her adamdan beklemek doğru değil. Veya istemek doğru değil. Bunun da usulü var, kuralları var, kaideleri var. Yani sonra yani Kur'an okunur, her zaman okunur. İlla öldüğü zaman veya öldükten hemen sonra okunur diye bir şey yok. Kur'an her zaman ölüye de, diriye de, hastaya da faydası olan ilahi bir kitaptır. Yeter ki Allah için okunsun. Yeter ki okuduktan sonra dua edilsin. Ya Rabbi benim okuduğum Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan, elde edilen sevabın bir mislini annemin, babamın, ölmüş olan işte neyse kimse onun ruhuna ulaştır diye dua edilmesi lazım ki o dua şey, yani o Kur'an'ın sevabı
ölüye ulaşsın. Sadece adamın eline şeyi tutuştur ki cüzü tutuştur, okusun, o değil. Okuduktan sonra dua edilmesi lazım. Sonra okuyan adam dua edecek. Şimdi bazı yerlerde efendim adam hatim indiriyor. Hatim indirdikten sonra camiye gidiyor, diyor hoca efendi ben hatim okudum. Sen bunun duasını yap. Ondan sonra da hoca efendinin eline de bir şeyler tutuşturur. Bu caiz değil. Her insan bildiği dil ile hangi dili konuşuyorsa, Arapça olması şart değil. Duanın da Arapça olması şart değil. Hangi dili biliyorsak o dil ile dua edelim. Ya Rabbi benim bu Kur'an-ı Kerim'i okudum. Baştan sona kadar hatmettim. Hı. Ya Rabbi benim elde ettiğim sevabın bir mislini benim babam, annem, kardeşim, oğlum, kızım neyse yakınlarımın da ruhuna ulaştır diye dua edilmesi gerekiyor. Dua edilmesi lazım ki oraya intikal etsin. Yani o hayır, o sevap, o Kur'an'ın nuru oralara intikal edebilsin. Bunu bilmemiz lazım. Hı hı. Hatta öyle oluyor ki bazen efendim adam umreye gidiyor veya hacca gidiyor. Efendim buradan mesaj gönderiyor. Ben bu kadar Yasin okudum. Orada duasını yap. Bunun bir anlamı yok. Bunun bir gereği yok. Gerekçesi de yok. Ha, diyebilir ki bana orada dua et. Sen kıymetli mekanlardasın, evet, kutsal yerlerdesin, Beytullah'tasın, ha, Peygamber aleyhissalatü vesselamın civarındasın, bana dua et diyebilir. Ama okuduğum Yasinlerin duasını orada yap, böyle bir şey yok. Böyle bir olay yok, dinimizde bunun yeri de yok. Bunun arkasına düşmemek lazım. Bunu efendim olması olmaz diye zannetmemek lazım. Peki, devam edelim. İzleyicimiz şöyle yazmış, diyor ki iki bayram arası düğün, nikah olur mu? Bu birinci sorusu. Bir de annem abdestini alamıyor, ne yapmamız lazım? Uzun yıllardır vesvese devam ediyor. Abdest alırken kendisine ne yapacağını tek tek söylüyoruz. Ancak o şekilde abdest alabiliyor hocam demiş. Allah yardımcısı olsun. Sizin de sevabınızı Allah bol etsin. Cenab-ı Hak sizi annenizle imtihan ediyor. Bakacak mısınız, bakmayacak mısınız? Gereği gibi bakacak mısınız yoksa bakmayacak mısınız? Cenab-ı Hak her şeyi biliyor. Fakat herkesin görmesini istiyor. Herkesin, evet, bilmesini istiyor. Dolayısıyla birinci soru, yani daha sor kardeş. İki bayram arası düğün, evet, ve nikah olur mu? İki bayram arası, yani Ramazan ile Kurban Bayramı arasında nikah, düğün sünnettir. Sünnet nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin uygulamasıdır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe validemize nikahını Şevval ayında, yani Ramazan ayından sonraki ayda kıymıştır. Ve Peygamberimiz Hazreti Ayşe validemizle yine efendim iki bayram arasında gerdeğe girmiş, düğün yapmış. Düğün yani evlenme marasimi demektir. Evet. Biz onu öyle anlıyoruz. Dolayısıyla iki bayram arasında nikah kıymak, düğün yapmak, peygamber yaptığı için peygamberin yaptıklarını yapmak sünnettir. Ne demek? Yani sevaptır. Peygamberin bu ayda nikahlandığı için ben de nikahlanacağım. Peygamberin bu ayda düğün yaptığı için ben de düğünümü yapacağım derseniz, o zaman sünnet-i seniyyeyi uygulamış olursunuz ve de sevap kazanırsınız. Hı hı. Yani evlenmenin dışında, nikahın dışında da sevap kazanmış olursunuz.
Onun için halk arasında, iki bayram arasında nikah olmaz, düğün olmaz sözü yanlış bir söz. Uğursuzluktur diyorlar yanlış da yani. Yanlış bir düşünce. Hayır, uğursuzluk zaten İslam'da yok. Uğurluluk, uğursuzluk dinimizde yeri yok. Hiçbir şey uğursuz değildir. Ne ev uğursuz, ne eşya uğursuz, ne hanım uğursuz, ne efendim araba uğursuz. Uğursuz olan bir şey yok dinimizde. Evet. Onun için bu düşünce yerden göğe kadar yanlıştır. Annenize gelince, anneniz kendisi abdest alamıyor, size büyük bir görev düşüyor, size büyük bir sevap kapısı açılıyor. Siz annenize abdest aldırın. Söylemekle oluyorsa söylemekle olsun. Kendiniz müdahale edip ağzalarını, abdest ağzalarını yıkamak şekliyle olursa siz müdahale edin ve abdest ağzalarını siz kendiniz bizzat onları yıkayın ve kendisine abdest aldırın. Çünkü bu sizin annenizdir, validenizdir. 9 ay sizi karnında taşımıştır. 9 sene eteğinde, kucağında taşımıştır. Uyumamıştır, sizi uyutmaya çalışmıştır. Ve size karşı en büyük fedakarlığı yapmış. Ve annenize yaptığınız hizmetler çok büyük bir karşılıkla size döner. Çok büyük bir sevapla, bir hayırla size döner. Ne mutlu o insana ki annesi veya babası veya her ikisi yaşlı halde bakıma muhtaç oldukları bir sırada evladın evinde olur da evlat onlara gereği gibi bakar, gereği gibi hizmet eder, gereği gibi onlara efendim ilgi alaka gösterir ve onları sevindirir. Aynı zamanda ihtiyaçlarını görürse Allah kendisinden memnun olur. Allah kendisinden razı olur. Hem dünyası hem ahireti güzel bir şekle dönüşür diye bilmemiz lazım. Onu böyle bileceğiz. Biz annemize abdest aldıracağız. Madem yapamıyor, evet, biz onu yapmamız lazım. Devam edelim hocam. İzleyicimiz mesaj yoluyla ulaşmış bizlere. Uğur hoş geldin demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Hocama selam ve hürmetler. Allah razı olsun. Hile yapan ve işi rast gidenler hakkında bir şeyler söyleyin rica ediyorum demiş. İçimiz ferahlasın. Hocama selam ve hürmetlerini de bir kez daha tekrarlamış. Selam. Hürmet edenleriniz şu olsun. Hile yapan bir insan muvaffak oldu gibi veya oluyor gibi görünse de gerçekte muvaffak olamaz. Çünkü İslam bilginleri diyorlar ki وَتْرُكِ الْحِيلَةَ ف۪يهَا وَتَّكِلْ Dünyada hileyi bırak, Allah'a tevekkül et. Hile yapma. Neden? Çünkü en güzel hile nedir? اِنَّمَا الْحِيلَةُ ف۪ي تَرْكِ الْحِيَلِ En güzel hile, hile yapmamak. Ondan daha güzel bir hile yok. Dolayısıyla bir adam düşünün ki hile yapıyor. Hileyle de iki yaprak olmuş veya muvaffak olmuş veya arzu edilen seviyeye gelmiş düşüncesi yanlış bir düşünce. Bunlar neye benzer bilir misiniz muhterem izleyicilerim? Bunlar deniz köpüğüne benziyor. Köpük köpük. O kabarcıklar oluyor ya denizin yüzünde. Evet. Onlar gibidir. Şişmiş görünüyor ama içi boş. En ufak bir şeyle onlar söner gider. Haram, hile, gayrimeşru işlerle bir yere varmak isteyen insan varamaz. Varmış gibi görünse de uzun süre devam etmez o. En yakın zamanda bunlar başına yıkılır, bunlar sonu gelir ve kendisi hem bu dünyada hem ahirette sorumluluk altına girmiş olur.
dünyası da yıkılır, ahireti de yıkılır. Bu nedenle muhterem izleyiciler, hile yapmamak lazım. Hile insana kar getirmiyor, fayda getirmiyor, başarı getirmiyor, mutlu etmiyor, mutlu. İnsan hileyle mutlu olmaz. Mutlu olan hiç insan ben bilmiyorum. Bu yaşıma geldim, duymadım, görmedim ve böyle bir şey de yok aziz izleyicilerim. Onun için bunlara iltifat etmeyin, bunları imrenmeyin, bunların muvaffak olduklarını zannetmeyin. Bunlar muvaffak olmamışlar, başarılı olmamışlar, arzu ettikleri seviyeye de gelmeleri söz konusu değil. Bunu böyle bilelim aziz izleyiciler. En güzel insan doğru yolda giden insandır. En iyi insan yanlış yapmayan insandır. En Allah'ın kabul ettiği insan kimseye zararı, kimseye kötülüğü olmayan insandır. Bunu bu şekilde bilmemiz lazım aziz izleyiciler. Peki yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz hocam. Bir soru daha var izleyicimiz. Göndermiş ve diyor ki cünüpken bir şey yenip içilebilir mi? Gerektiğinde, yani diyelim ki bir insan yıkanma pozisyonu yok, imkanı yok, hı hı, ve yemek geldi, ellerini yıkasa, yüzünü yıkasa, ağzını burnunu yıkasa yemek yiyebilir. Dinen bunun mahzuru yok. Çünkü yani cünüplüğü şeyde değildir, yemekte değil. Yemek cünüplüğü, yani cünüplük yemeği engellemez. Diyelim ki sahur vakti kalktı, kendisine baktı ki su lazım. Şimdi yıkansa sahur yemeğini yemeyecek. Ne yapacak bu adam? Tabii ki ellerini, ağzını, yüzünü yıkayacak. Ağzını burnunu yıkayacak, ondan sonra sahur yemeğini yedikten sonra gusül edecek, boy abdesti alacak. Ancak ağzına burnuna suyu alırken fazla almamaya çalışacak, aşırıya geçmeyecek, su boğazına gitmemesine azami derecede dikkat etmesi lazım. Mesela bu konu, bu merkezde. Evet. İsterseniz sizin bir hatırlatmanız var. Benim bir iki hatırlatmam var. Buyurun. Aziz izleyicilerimin yüksek müsaadeleriyle bir kardeşimiz yaşlı halde efendim hastadır. Yatağa mahkum olmuş şu anda. Bizden dua talep ediyor. Müslümanlardan dua talep ediyor. Rabbim ona ve hasta olan bütün din kardeşlerimizin hastalıklarına acil şifalar ihsan eylesin. Amin. Bir diğer kardeşimiz Ankara'da tedavi görüyor. Allah ona da acil şifalar ihsan eylesin. Ve diğer bir hatırlatma muhterem izleyicilerim, camimiz yapılıyor. Camimiz diyoruz, yani Müslümanların camisi demek istiyorum. Şahsımızın camisi değil. Üniversite, Harran Üniversitesi kampüsünde, kampüs bünyesinde tıp fakültesi var. Tıp fakültesinin araştırma ve uygulama hastanesinin yanı başında bir cami yapılıyor. Çok ihtiyaç duyulan bir yer. Cuma günleri özellikle de Müslümanların ibadet edecekleri bir yer yakında yoktur. Onun için bu cami yapılıyor. Temeli atıldı. Ancak siz muhterem Müslümanların himmetine muhtacız. Bu caminin bir an önce yapılabilmesi için ehli iman, ehli ihsan, ehli kerem efendim ebedi hayatını elde etmek isteyen din kardeşlerimiz bu camimize yardım ellerini uzatmalarını istiyoruz ki bir an evvel bu cami ayağa kalksın, bu cami ibadete açılsın ve din kardeşlerimiz ibadetlerini huzuru kalple ibadetlerini yapabilsin aziz izleyicilerim. Ancak bu camimize
yapacağınız yardımların ulaştırılması konusunu ben o işin başında olan kardeşimiz Halil Aslan Bey'e havale edeceğim. Çünkü o bu işleri yürütüyor. Kendisi emniyetli, güvenilir ve Allah'a şükür dürüst bir kardeşimiz. Adı Halil Aslan. Telefon numarasını vereceğim. Kardeşlerimiz telefon numarasını yazsınlar ve yardımlarını nasıl ulaştırabileceklerini oradan öğrensinler. Telefon numarası 0506. 0506 922 922 11 11 33 11 33 Bu telefonu aradıklarında Halil Aslan Bey karşılarına çıkacak ve yardımlarını nasıl ulaştırabileceklerini en güzel şekilde, en rahat bir şekilde onlara ifade etmiş olacak. Yapacağınız yardımlarınızı şimdiden Cenab-ı Hak dergah-ı uluhiyetinde kabule karin eylesin. Akşamınız hayırlı olsun, hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah gelecek hafta aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Muhterem Kanal Urfa TV izleyicileri. Hocam kapanışı siz yaptınız aslında. Hayır, siz de yapıyorsunuz. Siz de yapmanız gerekiyor. Peki. Kıymetli izleyenler, İslam ve Hayat programının bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Merak ettiğiniz soruları emekli vaiz Ahmet Sarıoğlu hocam yanıtladılar, yanıtlamaya çalıştılar. Haftaya Allah bir zeval vermezse inşallah diyelim hocamın tabiriyle karşınızda olmayı ümit ediyoruz ve sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Hoşça kalın.